Merhaba, 7. sınıf var. Şimdi çevre alan ilişkisini biraz bakmak istiyorum. Dikdörtgenler üzerinden düşünürsek, çevresi eşit olan dikdörtgenlerin alanları da eşit midir acaba? Birinci sorum bu size. Ya da alanları eşit olan dikdörtgenlerin çevreleri de birbirine eşit midir? Şimdi bu iki örnekle bu dediklerimizi, sorduklarımı inceleyeceğiz. İlk örneğimizde diyor ki, çevre uzunluğu 14 santimetre ve kenar uzunlukları tam sayı olan dikdörtgenler oluşturalım. Çevre uzunluğu 14 olacakmış. Bir kenarı 1 olsun. Diğer kenarı 6 santimetre olsun. 1 santimetre ve 6 santimetre olan bir dikdörtgen. Çevresini hesaplarsam 14 santimetre eder. Başka ne diyebilirim? Burası 2 santimetre olsun. Şurası da 5 santimetre diyelim. Bu dikdörtgenin çevresi de yine 14 santimetre eder. Şu kenara 3 santimetre diyelim. Burası da 4 santimetre olsun. Bu dikdörtgenin çevresi de yine 14 santimetre yapar. Sonrasında 4'e 3 diye düşündüğümde zaten bunun tersini yazmış olacağım. Başka oluşturamıyorum. Evet. Çevresi 14 santimetre. Çevresi 14 santimetre. Çevresi 14 santimetre. Şimdi bunların alanlarını inceleyelim bakalım. Alan altı kere birden 6 birim değil santimetre olacak. 6 santimetre kare. Alan 10 santimetre kare. Ve buradaki alan 12 santimetre kare. Gördüğünüz gibi demek ki çevreleri eşit olsa bile alanları farklı oluyor dikdörtgenlerin. Kenar uzunluğuna göre değişiyor. Çünkü biz alan bulurken kenar uzunluklarını çarpıyoruz. Çevrede ise hepsini topluyoruz. Bu nedenle farklı çıkıyor. Peki bir kural olarak söylemek istersek ne deriz acaba? Çevreleri eşit olan dikdörtgenlerle ilgili konuşmuştum. Çevreleri eşit olan dikdörtgenlerden hangisinin alanı en büyük oldu? Baktığım zaman şuradaki alan en büyük oldu. Bundaki kenar uzunluğu özellikleri nedir? 3 ve 4 birbirine yakın sayılardır. Yani sayı doğrusunda düşünün. 2 ve 5 birbirinden daha uzaktır. 1 ve 6 birbirinden daha da uzaktır. Ama 3 ve 4 komşu doğal sayılardır, değil mi? 3'ten sonra hemen 4 gelir. O yüzden birbirine yakın olan sayılarla bulduğumuz alan daha büyük oluyor. Çevreleri eşit olan dikdörtgenlerden kenar uzunlukları birbirine yakın olan dikdörtgenin alanı daha büyük olur. Daha büyüktür. Evet, buradan çıkaracağımız sonuç bu oluyor. Şimdi
farklı düşünelim. Bu sefer alanları eşit olsun ve bunları oluşturduktan sonra çevreleri inceleyelim bakalım. Alanı 30 birim kare olan ve kenar uzunlukları doğal sayı olan dikdörtgenler çiziyoruz. Alanı 30'sa ne diyebilirim? Şöyle 1 birim ve 30 birim diyebilirim. Burası 2 birim olursa uzun tarafı da 15 birim olabilir. Burası 3 birim olursa burası 10 birim olursa alanı yine 30 edecektir. Ve burası 5 birim, burası da 6 birim olursa alanı yine 30 edecektir. Başka düşünüyorum olur mu diye, aslında alanı 30 verdiği için çarpımları 30 eden sayıları düşünüyorum. Başka sayı var mı bu şekilde? Başka da yok zaten. Şimdi bunların alanlarını yazalım altlarına. Bununki 30 birim kare. Bir kere 30, 30. Bununki 2 kere 15'ten 30 birim kare. Bununki 3 kere 10'dan 30 birim kare. Bununki de 30 birim kare yapıyor. Gelelim çevreleri hesaplamaya. Bununki 31 çarpı 2'den 62 birim. Şöyle yazalım. Bunun çevresi 15, 2 daha 17, 2 ile çarptım 34 birim. Bunun çevresi 13 daha 13, 2 ile çarptım. Aynalarından burada da olduğu için 2 ile çarpıyorum. 26 birim. Burada da çevre 5, 6 daha 11, 22 birim. Şimdi buraya baktığımızda ne gördük? Alanları eşit olduğunda hangisinin çevresi en büyük oldu? En baştakinin. Yani 1 ve 30 birim olanın çevresi en büyük oldu. Niye böyle oldu? Ne diyebiliriz? Buradan ne gibi bir sonuç çıkarabiliriz? 1 ve 30. Baktığımız zaman birbirine oldukça uzak sayılar. 2, 15 daha yakın. 3, 10 yakın. 5, 6 dip dibe komşu olan sayılar. Ve en az çevre buna ait oldu. O zaman diyeceğiz ki alanları eşit olan dikdörtgenlerden kenar uzunlukları farkı kenar uzunlukları değerleri birbirinden
uzak olanın, olanların çevresi daha büyüktür. Evet, gördüğümüz gibi 1 ve 30 birbirine oldukça uzak sayılar. Bunun çevresi 62 oldu. En yakın olanın da çevresi 22 oldu. Bu şekilde bu konuyla ilgili yorum yaparak bu şekilde sorularımızı çözüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.